Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kin ve düşmanlığın sebebi nedir? Kin ve düşmanlığın birçok nedeni olabilir. Ancak bunlardan en önemlilerinin üç tane olduğu söylenebilir. Tarafkirlik, inat ve haset. Tarafkirlik, inat ve hasedin kin ve düşmanlığı körüklediği çok açık bir gerçektir. İnsan durup dururken kimseye düşman olmaz. Bu ya tarafkirlik duygusuyla ya inadından ya da çekemediğinden dolayı kim besler ve düşman olur. O halde bir Müslüman her zaman hakka ve haklıya taraf olmalı. İnadımızı günaha, batılda, hatada, ısrar şeklinde değil, hakta, doğruda ve iyide ısrar şeklinde kullanmalıyız. Hasret yerine hayırda yardımlaşma ve hakkı örnek alma kuralına uymalıyız. Özetle söylemek gerekirse bir kimseye karşı içimizde bir kin ve düşmanlık duygusu olduysa hemen kendimizi ve nefsimizi hesaba çekelim. Ya haksız bir tarafkilik duygusuna kapıldım ya inadımı yanlış yerde kullanıyorum ya da Allah'ın verdiği nimetleri kıskanıyorum ve haset ediyorum. Şimdi bu formüle göre sağlama yapıp hatayı tespit ettikten sonra hemen tedaviye başlamak gerekiyor. Tarafkirlik duygumuzu her zaman ve her durumda mutlaka hak ve haklı olan kişilerin tarafında kullanmalıyız. İnat duygumuzu kesinlikle hayırda, iyilikte, güzellikte mi kullanıyorum? Yoksa Allah korusun şerde, günahta, küsmede ve serde mi kullanıyorum? Bu duygumuzu istikamete çekmeliyiz. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerde haset olmaz, olmamalı. Çünkü Cenab-ı Hak mülkünün sahibidir. İstediğine verir, istediğine istediği kadar verir. Dolayısıyla Allah bir kuluna herhangi bir nimeti verdi diye insanlarda haset duygusu olmamalı. İnşallah bu üç güzel duygumuzu güzelleştirerek hayırda ve güzellikte kullandığımızda kin ve nefret ya da düşman duygularının ya tamamen yok olduğunu ya da yavaş yavaş kökü kesilmiş ağaç gibi kuruyacağını göreceğiz